Efendim, ne oluyor? Orada kaldığımız yerden devam edelim. Aslında sayın şendirce bir soru sormuştum ya da başlık açmıştım. Hemen özetleyeyim. Taktik Şöyle, nükleer de ne yapar Batı? Rusya buna nükleer bir cevap vermez Batı. Ama Abdullah Bey'in söylediği olur. Yani yaptırımlar çok ağırlaşır olur, bu olur. O yüzden şunu söylüyorum. Yani son noktaya kadar savaşı kaybetmesi kesinleşinceye kadar Putin böyle bir adım atmayacaktır tam anlamıyla nükleer adım atmayacak diyorsunuz. Evet. Taktik nükleer peki? Taktik nükleer de kullanmayacak. Yani zaten şöyle orada kullanacağı taktik nükleer e, ama kesin olan şey şu bunun için artık e, bunu kullanmazsa savaşı kaybedeceğinden emin olmadı. Çünkü onu kullanmanın Batı'dan nükleer bir cevabı olmayacak ama yaptırım bazı mesela o zaman Türkiye'de tarafsız kalamaz. Yani bir denge politikası götüremeyiz. Rusya nükleer silah kullandığı anda Türkiye'de yaptırımlara dahil olmak durumunda kalır vesaire. Putin de bütün bunların hepsini hesap ediyordur. <laughs> Dolayısıyla o son kerteye kadar ben böyle bir seçeneğin geçerli olmayacak. O zaman yaptım. bir soru soracağım. Şimdi hep meseleyi Rusya-Amerika denklemi üzerinden konuşuyor. Evet. Ama vatanı işgal ve istila altında kalan, geleceği kaybolan, binlerce insanını kaybeden, kadınları, çocukları tecavüze uğrayan Ukrayna ordusu ne yapacak? Onu niye hesaba hiç katmıyoruz? Şu an şu an insiyet, taarruz inisiyatifini eline almış durumda. Sonuna kadar gitmek isterse nükleer belirsizliği savaşla yoklamak ve bir açıklığa, şeffaflığa kavuşmak isterse ne olacak? Yani mesele sadece... Ne yapar peki sizce Ukrayna? Yapıyor zaten şu an. Tamam mücadelesini gösteriyor. E, hala daha yani yılmayan... Sonuçta Ukrayna'nın e, anasının ak sütü gibi helal. Bir işgal ve istilaya uğramış. Vatanın egemenliğine dair bir tecavüz gerçekleşmiş. Bunu ortadan kaldırmak için şu an bir taarruz inisiyatifi elde etmiş. Tamam. Ve şu ana kadar 10 bin kilometre bir alan elde etmiş ve şu an e, Kerç Köprüsü'nde savaşın kaderini doğrudan etkileyecek. Özellikle Herson ve Zaporoji hattındaki savaşı son derece etkileyecek, derinlikte etkileyecek bir inisiyatif gelişmiş. Bu inisiyatifte şimdi biz hep meseleyi Amerika Rusya denklemi üzerinden konuşuyor. Tamam. Ama... Aslında Sayın Ağabey belki kaçıran izleyicilerimiz olmuştur. Ee, bu süreç başladığı andan itibaren şunu söylediniz. Ukrayna ordusu ve milleti ne yapacak? Onların direnci aslında bu savaşın seyrini değiştirecek. Bir haritaya getirebilir miyiz? Tamam, sonra? Arkadaşlarımız o haritaya getirsin. Bu haritada önemli nükleer başlık olan ülkeler elindeki tahmini. Bunu konuşacağız, Bunu konuşacağız. Bunu konuşacağız. bu önemli. Ama bir diğer harita üzerinden şu anda Ukrayna'nın o direncini görüyoruz. Hem halkında hem ordusunda. Bu ne demek? Ne demek? İlk önce bir bunu konuşalım isterseniz. Daha iyi anlamlandıracağız. Şimdi Ukrayna ordusu bir karşı taarruz başlattı. Bu karşı taarruz özellikle Liman ve İzyum hatında gelişti. Ve burada yaklaşık 10 bin kilometre karelik bir alanı ele geçirdi. Şimdi Rusya ne kadarlık bir alanı ele geçirmişti ki? Yaklaşık 115 bin, 120 bin kilometre karelik bir alanı ele geçirmiş. Yani Ukrayna'nın %20'sine tekabül eden bir alanı ele geçirmişti. Şimdi şuralarda da bazı inisiyatifler elde etti. Bir inisiyatif de burada elde etti. Yani Nikolayev Hattı'ndan gelip, Gazi Kerman, İslam Kerman Hattı'nda bir inisiyatif elde etti. Şimdi Ukrayna Ordusunun özellikle İslam Kerman'a, yani Kırım'ı besleyen barajın da olduğu ve şurada hem karayolu bağlantısı, hem demiryolu bağlantısı kavşağı olan hatta 30 kilometre yakınlaştı. Lojistik hatlarını bir şekilde topçularla vurabilecek bir inisiyatif noktasına ulaştı. Şimdi burayı vurdu. Burası neydi? Sadece Kırım'ı beslemiyor. Buradaki şu alandaki savaşı da besliyor. Burası neyle besliyor? Gönderdiği askerle besliyor Rusya'dan. Gönderdiği silahla, mühimmatla, teçhizatla, lojistikle, ikmalle besliyor. Gıdayla besliyor, ilaçla besliyor. Yani burada bir savaş var. Bu savaşın ama can damarı burası. Şimdi, o zaman bir şöyle adım adım devam edelim. Açıklama geldi, yol açıldı, köprü açıldı, araçlar tekrar aynı seyine devam etti deniliyor. Ama yavaşlattı, değil mi? Şimdi bir hassasiyet oluşturdu. Hmm. Bu hassasiyet bir zafiyete dönüşür mü? Bir zafiyet dönüşürse zafiyet derinleşir mi? Şimdi burada bir vuruş gördük, burayı vurabileceğini gördük. Şimdi burasını kaybeden, burada bir şekilde ağı kopan, can damarı kopan Rusya nereden besleyecek? Buradan besleyecek. Veya buranın arkasından gelen Rus alanlarından besleyecek. Yani şu şu hatta girecek ve şuradan geçen yolla beraber buradaki savaşı besleyecek. E o zaman burada başka bir şey var. Bakın buralar hep temas noktası olarak siz işaretlemişsiniz. Temas noktalarından çok rahatlıkla topçu sistemleriyle yani klasik mühimmat ile buradan geçen yolu ateş altına alabilecek. Neyi görmüştük? Kiev'de giremediler Kiev'de Kiev e. E, önden vurdu, arkadan vurdu, ortadan vurdu, konvoyu sabitledi, kaldı. Çıkamadı yerinden. Peki şey. çok bu, özür dilerim. Bu yani arada... Kiev'i Kiev'i ya ben Amerikan Deniz Piyadelerinin bir dergisinde okudum. Doğrudur, yanlıştır bilemem. Mesela orada Putin'e şöyle bir övgü vardı. Amerikan Deniz Piyadeleri diyor ki Kiev'i alabileceği izlenimini vererek Ukrayna ordusunun büyük bir kısmını şehri savunma hazırlığında bıraktı. 60 kilometreye kadar yaklaştı ama Hedefi zaten Kiev değildi. Kuzey'di. Ukrayna ordusunu evet. durdurdu ve istediği yerleri çok hızlı aldı diye bunun bir Putin'in evet. taktiği olduğunu sayın söyleyen Şendiric... bir yazı da okudum. Yani, Bediüass'ta çok o konuştuk o kadar biz ağır ağır Şimdi şöyle bir şey. Ee, evet kuvvetleri bir şekilde... E, Geleceğim sayın. Bu önemli bir hamle. Aslında Efendim biz bir, bir, bir dakika. bizi kandırıyor. Kim kandırıyor? Bizi kandırıyor bizi. Dünyayı kandırmaya çalışıyor. Kim? Putin yani mi? Oraya Kiev'i almaya giden evet tabii ki yani şimdi güya efendim Ukrayna ordusunu bir tarafa sevk etmiş de öbür taraftan vurmuş da yani öbür taraftan vurmaları ne kadar gecikmeyle oldu. Yani bir defa e, düpedüz e, efendim Kiev'e gireceğini ondan sonra halkın kendisini e, sevinçle karşılayacağını e, zanneden bir ortam vardı. Yani o nedenle ki zaten başlangıçta bana göre yanlış bir olaydı. Deniz piyadeleri bizi kandırıyor şimdi. Ha Her siz şöyle söylüyorsunuz. De Putin Amerika orada başarısız dedi. oldu. Evet. Buna da bir kulp buluyor şimdi diyorsunuz. Evet ya, evet bizi kandırıyor. Yani şöyle kandırıyor. bir şey söyleyeyim. O yani kaynağın direnciyle karşılaştı Sayın Karakuş. Sonuçlara karar. göre sonuçlara Aynen göre kandırıyor. savaşı yani, anlamlandırmak. Yani, yani böyle işte e, bu ancak Yani e, bir dakika aynı, aynı anda konuşmayalım. Ben ben hiçbir yaparım. şey anlamıyorum. Ancak İzleyici doğru. hiçbir şey anlamaz. Ben ben bile anlamıyorum Sayın Karakuş. Tamamlayın o zaman öyle Sayın Ara geleyim. Buyurun. Ben tamamladım. Tamamdır. <laughs> Buyurun Sayın. Şimdi e, şimdi e, tabii e, yeni nesil dünyada e, savaşı sonuçlarına göre anlamlandıran kişilerle karşı karşıya kalıyoruz. Bu çok büyük bir kolaycılık. Yani şu o hatayı yaptı. E o şimdi bu zaferi kazandığı veya e, başarı kazandığı yerlerdeki anlamlandırmalar niye öyle olmuyor? Yani burada savaş, hani biz e, komplocu değiliz, e, gaybı da bilemeyiz. Sadece e, sahadaki temel fotoğraflara bakarak tecrübeyle birlikte kıyaslama yaparak ve bir takım doktrinleri, bir takım savaşla ilgili bilmi konuşturmaya çalışarak bir tahminde bulmaya çalışıyoruz veya çoklu tahminlerde bulmaya çalışıyoruz. Şimdi ama bir, ben örneğin bu savaşı tanımlarken en başta Irak'ın işgalini çok çalışmış olduğum için, Irak'ın işgaliyle çok karşılaştırdım. Bir de Karabağ Savaşı'nı özellikle savaştan sonra gidip 9 ay orada kaldığım için ve savaşı yapanlarla birebir konuşmuşum için onlarla, onlardan öğrenmiş olduğum te, birikim ve tecrübeyle beraber bu savaşı anlamlandırmaya çalışmış. Burada ne görüyorsunuz? Şimdi, şimdi, bakın burada, Putin kaybediyor bir, büyük, mu sizce? Şimdi bakın burada konvansiyon anlamda şu an bir kayıp var. Şu dönemde bir kayıp var. Yarın bunun tedbirlerini geliştirip bunu bir karşı hamleye dönüşü tekrar karşı kazanımlar oluşabilir mi? Neden oluşması? Çünkü bir sonuçta seferberlik ilan etti ve 300 bin asker bir şekilde bu hatta görevlendirme ilgili yetkiyi eline aldı. O zaman Biden'ın şu ifadesini de söyleyeyim. Putin'in tehdidi gerçek çünkü ordusu önemli ölçüde düşük performans gösterdi. Yani nükleer tehdidini gerçek diyor, yapacak diyor. Şimdi e, Göksan bakın, e, savaş nasıl bir şey biliyor musunuz? Nasıl? Binlerce, on binlerce, yüz binlerce parametreden oluşan dev bir yumak. Şimdi bunun içerisinde duygular var, taktik var, akıl var, doktrin var, felsefe var, din var. Ve bütün bunları uygulayan yüz binlerce karşı karşıya gelmiş asker var. Şimdi bu mücadele içerisinde bir takım bir sonuç çıkıyor. Zafer veya yenilgi çıkıyor. Biz savaş hatta tanımlarken şöyle bir cümle kurarız. Böylesi devasa bir mekanizmayı tanımlarken. Savaş bir hatalar zinciridir. Daha az hata yapan kazanır. Şimdi burada Putin son derece zor bir işe girişti. Yani 603 bin kilometre bir ülkenin tamamını veya bir kısmını işgal ve isla etmek adına 121 askerle bir işgal ve isla girişti. Şimdi Amerika, burada David Petros'un aklı adı aklıma geliyor. söylevi. Şimdi General McClane senatör sonradan işte Amerikalarda böyle bir mekanizma var. Gidiyor hesap veriyorlar senatonun önünde. Onlar soru soruyor, onlar da cevap veriyorlar. Diyor ki e, general ona, senatör. Siz Amerika için insicamı bozuk gider işgali Nasıl destansı bir zafere çevirdiniz diyor. Çünkü Amerikalar başlangıçta çok terlediler şeyde e, Irak'ta. Çünkü alan kontrolünü istediği gibi sağlayamadı. Aslında hiçbir zaman sağlayamadı ama bir şey yaptı. Diyor ki dört madde sayıyor. Bunlardan bir tanesi işte sahva meselesi, bir diğeri secret operation, bir diğeri e, sad grubun domine edilmesi. Ama bir madde daha var. Search. Atılım diyorlar İngilizcesi ama aslında kuvvet arttırma. Amerikalılar baktılar 100 bin kişiyle işgal yürümüyor. Bunu bir anda dünyanın en güçlü lojistik harekatıyla ve çok gerçekten yani büyük bir iştir o. Dünya tarihinde de çok nadir görülen bir lojistik harekatıdır. 50 bin asker arttırdı 3 ay gibi bir zaman dilinde ve bunu ile beraber getirdi. Tankıyla, topuyla, her şeyle beraber getirdi. Ve bundan ne sağladı biliyor musunuz? Bir alan hakimiyeti falan sağlayamadı. Bir mevzi üstünlük sağladı. Yani kendi istediği yerde, kendi istediği zamanda, kendi istediği şekilde mevzu üstünlükler elde edebilecek bir inisiyatif geliştirdi. Bu inisiyatifle beraber Irak'ın işgalini bir takım vekil güçleri de kullanarak savaşta bir şekilde 4747 zayiatıyla beraber 8 yıllık işgali bir şekilde sonlandırdı ve gitti. Şimdi ama Putin bundan bakın ne yaptı? Daha önceki programlarımızda sizinle konuşmuştuk. Bir hafta boyunca hiç durmaksızın Dövdü Irak'ı. Irak ordusu daha bir tane Amerikan askerini görmeden darma oldu. Nasıl darma oldu? Yani moral, motivasyon, inanç. Şimdi düşünsenize sürekli tepenizde Tomahawk yiyorsunuz. Kuruys müzesi yiyorsunuz. Sürekli yani B1'lerle, B2'lerle, B52'lerle ağır bombardıman yapıyor. Savaşacakları nokta atışı yapıyor. Diğer topçu sistemleri, yakınlaştırdığı topçu sistemleri sürekli vuruyor ve bununla beraber daha hiç Amerikan askeriyle yüzleşmeden bir savaş yaşandı ve ondan sonraki süreçleri hep beraber... Putin burada bunların hiçbirisini şey yapma. 45 dakikalık, bir buçuk saatlik hazırlık ateşiyle Ukrayna ordusunun üzerine yürüdü. Ukrayna ordusunu ezemedi ki. Karşısında diri bir orduyla karşı karşıya kaldı. Bir başka şey, fotoğraf daha var. Yaptığı şey şu. Ee, Ukrayna ordusu karşısında dikilmeden önce kendisi o kadar büyük bir özgüveni vardı ki özgüvenle ilgili hatası dikildi karşısına. Ama orada bir şöyle... diğer tarafı da şunu da söyleyeyim. Eksik ölüm dikildi karşısına. Bir diğer tarafı ne dikildi karşısına? Savaş dikildi karşısına. Savaş Ama... bir kere o kadar zor ki. Orada Sayın Karakuş'un dediği nokta da önemli değil mi? Şimdi aslında kardeş bir toplumdan, kardeş ülkelerden söz ediyoruz e, halk açısından. E, Sayın Karakuş'un dediği gibi Putin ordusu içeri girdiğinde Putin'in beklentisi şuydu. Boyun demeyelim de alkışlarla karşılanır, işte e, belki bu, destekçileri bu, 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 vardır. Bu, Şimdi şu bu bence kıtada, doğru bir cümle değil. Şu kıtada ne, nerede, çok fazla Donbass, Putin destekçisi Donbass vardı. Donbass'ın sonra doğru değil. Şimdi Ukrayna özellikle 2014 meselesinden sonra son derece güçlü bir milliyetçi akım gelişti. Tamam. Amerikalılar da zaten o milliyetçi damarı ettiler. Yani... Şimdi öyle yani Amerika tabii işin savaşın sosyolojisini, psikolojisini kabaran evet. duyguları çok iyi okudu ve okular o duygular üzerinden bir Ukraynalılık, bir Ukraynalı kimliği yarattı. Ve bu kimlikle beraber da, Ukraynalılar Rus yanlısı Yanukoviç'i kovaldılar Bakın evet hep biz o Rusların Ukraynalıları tanımasından falan bahsediyoruz ama Ukraynalılar asıl Rusları tanıyorlar. Şimdi Ukrayna ordusunun içerisinde Rus ne kadar var? Bunu buna dair bir verimiz yok. Ama Rus ordusun ana Rus ordusunun içerisinde diğer bakın azınlıklara çok yer vermedi. Hep bunları tamam. şey yani kenar e, yancısı e, ama Ukrayna ordusu taktiksel ve istihbarat alanlarında Ukraynalıları kullandı. Tamam. Şimdi, Şimdi bir Ankara'ya gideyim sayınlar ardından tekrar gelelim. İsmi bütünlüğü bozulmasın kısacık çok ö, kısa izin verecekler dinleniyorum. Tamam. Şimdi burada burası kopunca buradan besleyecek. Şimdi buradan besleyince ateş altında kalacak. Şimdi buralar, şimdi bir de şöyle bir şey var. Şu e, İslam Kerman, Gazi Kerman ve barajın olduğu yerdeki kavşak noktasını Ukrayna ordusu ele geçirirse buradaki hakkından da besleyemeyecek. O zaman buradaki bu alandaki Rus kuvvetleri ikmalsiz, lojistik, lojistiksiz. Kış geliyor. Şimdi yaza göre tertiplenmişti. Üzerinde yaz teçhizatı vardı. Şimdi kış teçhizatına ihtiyaç var bu Peki. askerlerin. Böyle olunca bakın burada ne oluyor? büyük bir zorluk ortaya, çıkıyor Rus ordusu için. O zaman Putin bir jeopolitik savaş yaptığını defaatle de söyledik. Şimdi sadece jeopolitik savaş yapmıyor. Bir onur savaşı yapıyor adam. Diyor ki ben bu savaşı kaybetmeyeceğim arkadaş diyor. Tamam işte buradan o devam edeceğiz. O zaman işte o zaman taktikler silah riski ortaya çıkıyor ama mesele sadece taklitlikler silah değil. Hep bunun üzerinde konuşuyoruz. Başka şeyler var. Şimdi savaşın tamam. içimi. Size geliyorum Sayın Karakuş biçimi, katmanı ve alanının değişmesiyle ilgili riskler var. Geçenlerde ne oldu? Siz de haberini veriniz. Almanya'da bir yerler ...istikrarsızlaşmaya başlayıverdi. Tamam Avrupa'ya mı sıçrayacak diyorsunuz. Devam edelim. Sayın Karakuş şu Biden'ın açıklamalarını bir 6 Ekim'de neler söylemişti... ...bir aktarayım izleyicilerimize. Çünkü önemli 60 yıldır nükleer felakete en yakın olduğumuz zamandayız dedi Biden. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı nükleer felakete yakınız diyor bir diğer net başlık aslında. Putin oldukça iyi tanıdığım bir adam nükleer biyolojik veya... Kimyasal silahların kullanımı hakkında konuşurken şaka yapmıyor. Dünyada nükleer savaş riski 1962 Küba füze krizinden beri ilk kez bu kadar yüksek. Kennedy ve Küba füze krizinden bu yana Armageddon ihtimaliyle karşı karşıya kalmamıştık. Putin'in tehdidi gerçek. Çünkü ordusu önemli ölçüde düşük performans gösterdi dünyanın sonu geldiğinde yapılacağı belirtilen büyük savaş anlamına geliyor. Armageddon bu arada. Bunun da altını çizelim. Artık e, nükleer e, silah kriziyle karşı karşıya mı dünya? Net bir şekilde bu soruyu sorayım size Sayın Karakuş. Arkadaşlar geniş evet, bir harita da vermişler. Şunu izah etmek isterim. Şimdi bu Kiev'le ilgili ben Rusların fikrini söylüyorum. Amerikalıların fikrini söylemiyorum. Yani Rusya'nın, Putin'in ve çevresindekilerin kanaati o, o idi ki Kiev'e rahatlıkla girecekler, güllerle karşılayacaklar. Yani ben onu söylüyorum. Ama Amerika tabii ki bunu efendim irdelemiş, değişik fikirleri doğmuş. 2014'te Kırım işgal edilince Amerika Ukraynalıları eğitmiş. Bunun böyle olacağını biliyorlarmış. Ben onu söylemiyorum. Ama Putin ve çevresi Kiev'e rahat gireriz diye düşündüklerinden dolayı bu harekatı öyle başlattılar. Onu söylüyorum. Bir yanlış anlaşılma olmasın. Şimdi diğer bir konuya gelince. Şimdi bu bakın 60 senedir tamamen Türkiye ile ilgili. 60 sene öncesi 1962, 1962 Küba krizi olduğunda sadece Türkiye ve İtalya'da Amerika'nın nükleer füzesi vardı. Başka yerde yoktu. Yani 1950'lerde Amerika ile yapılan gizlice anlaşma sonunda Türkiye'ye füzeler yerleştirilmişti. Niçin füze Türkiye'ye yerleştirilmişti? Başka bir yığın yer vardı. E, o zaman e, en yakın ülke hemen hemen Türkiye'ydi. Ve füzelerinin, Amerikan füzelerinin menzili çok kısaydı. Yani ne kadar... 1500 2000 kilometre ancak vardı. Onun için efendim Türkiye'ye yerleştirdiler. Ne meclisten geçti? Halkımız da öğrensin ha. Ne meclisten evet. geçti ne bir şey oldu. Ben daha sonra efendim o sırada mecliste bulunanlara da sordum. Dedim ki bu nükleer füze yerleştirilmesi Türkiye'ye geçti mi meclisten? Geçmemiş. Yani o zamanın yöneticilerinin birkaçısı biliyor ve o sırada da hani böyle e, konuşuluyor ya işte özel özel kuvvet filan kurulması, e, har, harbiye kurulması falan konusu var. Yani e, biliyorsunuz ona e, değişik amaçlar güdülmüş o sırada. Oradan gene e, bu sefer başbakanın bile haberi yok. Ecevit biliyorsunuz daha sonra yıllar sonra e, efendim başbakanken Amerika Birleşik Devletleri e, o kişilere bir şekilde kullanmakta olduğu kişilere, CIA ile birlikte çalışan kişilere, Gladio'ya maaşını ödeyemediği için Ecevit'e başvurmuşlar. Demişler ki Amerika bu ay Gladio'nun maaşını ödemedi. Onun üzerine düşünün ki Ecevit bile şaşırmış. Kim bunlar demiş. Yani tasavvur edin 1950'lerde bu yapılmış. Yani efendim, öyle konuşuyor, Argamedon bilmem ne şu bu konuşuyor Biden. Efendim işte 60 senedir ilk defa böyle oluyor diyor. Şimdi 60 sene önce böyle olduğunda bunları biz yaşadık. Şimdi 1959'da el asker liseye girdiğimde benim Çanakkale'den İzmir'e kadar olan bölgede arkadaşlarımız vardı. Onlar diyorlardı ki bizim oralara füzeler yerleştirildi. Ya ne füzesi diyorduk yani biz ne gazetede duyduk ne bir basın yayın kuruluşunda duyduk ne bir şeyde duyduk. Neymiş bunlar diyorduk kimse tamamen fısıltı gazetesi şeklinde devam ediyordu. 1962'de Ruslar da Küba'ya füze yerleştirmek için gemileri gönderince kıyamet koptu. Ve onun üzerine efendim Türkiye'deki füzeler söküldü. Efendim işte Küba'ya gitmekte olan füzeler durduruldu. Varsa bile onlar da söküldü. Yani böyle dünya çapında bir kıyamet kopacak bir şey yoktu. Sadece Türkiye'ye nükleer füzeler patlatı, patlatılacaktı. Sadece Türkiye efendim, nükleer tecavüzle karşı karşıya kalacaktı. Bir de Amerika'nın eğer Kobe, 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 Küba'ya bazı silahlar yerleştirebilmişse Rusya, oradan işte ne bileyim o Florida sahillerine birkaç füze girecekti. Yani bugünle o günü mukayese etmek Biden tarafından bence çok yanlış. Bugün öyle mi ya? Bugün işte birinde 5 bin, öbürkünde 5 bin. Kilometreler efendim hiç hesaba katılmayacak şekilde 10 bin, 15 bin kilometre ileriye dahi vuracak füzeler var her ikisinin de elinde. Diğer dünya ülkelerinde de aynı şekilde füzeler var. Gelelim Argamedon'a. Argamedon nedir biliyor musunuz? Magok'la Gakların savaşıdır. Magok'la Gokların savaşıdır. Bu efendim, e, Tevrat tarihinde yazar. Argamedon Efendim, e Magoklarla Goklar savaşacak. Magoklar ki Türkler. E Goklar ki e o bölgede yani bugün e, Filistin civarında e İsrail bölgesinde bulunanlar o savaşta e, Magoklar galip gelir. O nedenle e, bütün çabaları bugün e, İsrail'deki o aşırı e efendim, bir şekilde e, fanatik dincilerin e efendim, görüşü şudur. Ee, bir şekilde e, Magoklar yani bizlerle Goklar arasında bir savaş olacaktır. Bu savaşta e, mağlup olduğumuz öğrenildiğine göre efendim, bunu acaba tersine çevirebilir miyiz? Tersine çevirmek için ne yapmalıyız? Çalışması vardır. Yani bu Argamedon filan bu. Onların tarihinden. Yani ben kalkıp da bunları kendimizin filan tarihinde yok bunlar. Bu ben tamamen efendim, Yahudilerin efendim, diğer benim Batı devletlerinin tarihinden aldığım bilgidir bu. Magoklar biziz. Ona göre bir dünya var. Peki Sayın Ağar bir şey eklemek istiyor buyurun. Şimdi Efendim Saygıdeğer Paşa'm aslında önemli, konuyu çok önemli bir yere getirdi. Bugün insanlık bir kavramsal ve bir teolojik tehditle karşı karşıya. Ve bu tehdidin kaynağı ne yazık ki bir takım teolojik doğmalara sahip olan insanlar. Ve bu insanlar şu an dünyadaki siyaset ve stratejiyi belirliyorlar. Şimdi Irak'ın işgalinde, Afganistan işgalinde rol oynayan Bush, 3. Bin yıl, 3. bin yılın ilk savaşı Armageddon veya Feton'un ifadesiyle veya bir takım ruhbanların ifadesiyle milenyum çağı. Şimdi veya biraz önce saygıdeğer komutanımızın söylediği gibi Gok Mogok Savaşı veya Megiddo Dağı Savaşı veya Arz-ı Mebut veya vaat edilmiş topraklar veya aynı işitin Dabık ve Amak'la da yapacağını ifade ve iddia ettiği Allah'tan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ortaya çıkıp da canın okuduğu ve bu iddiayı ortadan kaldırdığı melhemeyi kübra. Şimdi bunların hepsi bir teolojik doğmadan beslenen ve insanlığı bir kurgu savaşa yöneten ve yönlendiren manipüle eden insanlığı manipüle ediyor. Geleceği, siyaseti ve stratejileri manipüle ediyor. Bunu kimler söylüyor? Bunu avancelikler söylüyor. Avancelikler temel öğretisi bu. Şu an Amerika'daki ana damarın temel öğretisi bu. Bu adamlar Armageddon'a inanıyorlar. bu hatırlayın 2. 2000, 2000 yılın başında nasıl Armageddon kıyamet filmleri çektiler. Zibil gibi. Her taraf Armageddon filmi. Şimdi de aynı senaryolar mı var diyorsunuz? Bunu, Hayır, bu, bu bu çok bakın bu bu çok ilginç bir şey. Şimdi bir tane şeyle konuştuk, arkadaşla konuştuk. Bir yarbayın, Amerikalı bir yarbayın başka bir mezhebe mensup. Ben diyor ne, neo-kon oldum. Niye ne, neokon olmayanlar şeye gelmiyor ki? İktidara şey e, rütbe alamıyorlar ki, yükselemiyorlar ki. Böyle avanjelik olmayanlar. Böyle cümle böyle şeyler var. Çok ilginç. Bir bir tarikat öğretisi bu. Bu bir hır bu aslında şöyle çok bu, özür dilerim. Bu korkunç bir yaklaşım. Tarikat tarikattan kötü. Bunlar eski ayete inanan ve Hristiyanlığın en uç tarafı. Ee, bunlar vaat edilmiş toprakların, Yahudilerin hakkı olduğuna inanır. Ee, paşamın söylediğine ek olsun. Bir de Elam diye Tanrı'nın izinin geçtiği topraklar diye bugünkü Türkiye'yi de aslında Onu söyleyeceğim. Bir, orayı yok. Bak, şey bakın FETÖ, FETÖ bu işte nasıl bir projenin e, uzantısı olduğunu çok net ispat eden şeylerden bir tanesi. Üçüncü bin yıl... Milenyum çağı dediler. Milenyum çay ocağı, milenyum kız öğrenci yurdu, milenyum çayhanesi, milenyum berberi. FETÖ'cüler hep böyle şeyler açtılar. Ben şimdi o zaman merak ettim. Dedim ki bu, dedim, bu milenyum nedir ya? Nereden çıktı? Yani bize bir Hristiyanlığı ait bir kelime. Üçüncü bin yıl, üçüncü bin yılda kıyamet kopacak. Kıyamet kopmadan evvel biz Tanrı'nın bize vaat ettiği topraklara geri döneceğiz. Peki o zaman Tanrı'nın onlara vaat ettiği topraklar neresi? İlk sekiz kilise. Baktığınız zaman çoğu Türkiye'de. Yani şimdi böyle bir teolojik ihtiras var. Tamam o bir zaman, zaman şunu, şunu var. Şimdi, konuşalım. Madem öyle Türkiye'de. desteklediyorsunuz.